Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajlarına ayrıntı verilmeli de dediniz. E, nasıl bir değişim öngörülüyor dediniz? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerini izleyicilerimiz için kısaca hatırlatayım. İlk gün e, değişim mesajı çıkmıştır sandıkta bu muhalefet adına da böyledir demişti. Sonra MYK değişince bir açıklama daha yaptı. Ya kimsenin kurul değişikliğiyle değişimi tamamlandığını düşündüğünü zannetmiyorum. Kurul heyet değiştirmekle bu işler olmaz. Mealinde bir açıklama ortaya koydu. Bir Buna katılıyor musunuz? Yani sadece bu yoruma katılıyor musunuz? E sadece heyet değişikliğiyle yenilenme olmaz kısmına iki e çok net soracağım. Yerel seçimden önce proje ya da projeleriniz açısından sordum yeterli zaman var mı diye. Eğer ki Kurultay Kasım Aralık tarihine kalırsa. Herhangi bir genel başkan ya da genel başkan adayı telaffuz etmeden sormak istiyorum ki siz de e, az önce ifade ettiğiniz hassasiyetle delegeleri rencide etmeden yanıtlayabilirsiniz. Bir genel başkanlık değişimi bir siyasi parti üstelik ana muhalefet partisinde yerel seçime 3 ya da 4 ay kala, değerlendirilmeli mi, değerlendirilebilir mi, siyaset geleneğimiz, yapımız buna müsait midir yoksa bu bir risk midir? Bu konuda en azından bir görüş beyan etme durumunuz olur mu merak ediyorum. Ben Ekrem Bey'in ilk sorduğunuz değerlendirmesine katılıyorum. Kurul değiştirmek, kişi değiştirmek, Bence değişimi getirmez. Hele ben kendi yaptığım tanım çerçevesinde söylersem hiç getirmez. Benim çünkü önerim tümüyle yapının değiştirilmesi. Bu arada kurul üyelerinin kişilerin değiştirilmesi benim önerimde hiçbir anlam taşımıyor. Hiçbir önem taşımıyor. Bu Osmanlı geleneği yani bir kayıp yaşandığında birinin kellesi alınır. Bazen bu kişidir bazen bu kuruldur. Şimdi tabii daha makul bir şekilde istifalar oluyor vesaire. Evet bu değişim değişim değildir. Bu değişiklik zaten. Yani bunun adı değişim değil. Kurulun değiştirilmesi, kurulda değişiklik yapılması, kurul isimlerinin değiştirilmesidir. Bu konuda Ekrem Bey gibi düşünüyorum. O değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Süre açısından. Yani dereyi geçerken acaba hani bir değişiklik yapılması sorun yaratır mı diye bir evet. soru sordunuz. Evet. Aslında yaratmaz dersem bir görüş ifade ediyorum ediyor olacağım. Yaratır dersem başka bir görüş ifade ediyor olacağım. Yani çok ustaca sordunuz bu soruyu. Ben de bu konudaki değerlendirmenin kurultay delegelerinde olduğunu söyleyerek bunu yanıtlayayım Can Bey izin verirseniz. Peki. Estağfurullah Sayın Karayalçın aynı zamanda üniversiteden değerli hocam. Sorulması gerekenleri sorduğumu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir izleyici sorusu var. Ee, elbette buna ben dair aslında cevaplarınız içinde bazı ayrıntılar vardı. Çok kısa, bir dakika içinde bir yanıt rica edeyim. Ee, sonrasında bir başka e, özel konuğumuza dönmek isteyeceğim. Ee, yerel seçim itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde bir siyasi yasak meselesi varken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte genel başkanlık hesapları bu şekilde tartışılırken, bir yandan da ittifak meselesi var. İttifak teknik olarak bitti ee, sözünü bu ekranlarda İyi Parti genel sekreteri söyledi. Ee, ve deva ve gelecek evet. üzerinden bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz zaten İyi Parti'nin. Ama iki olur ama beş olur. Muhalefetin işbirliği devam eder. Ee, görüşünü görüşünde ortaya koymuşlardı. E bunca yıllık siyaset deneyiminden bir yorum almak isterim. Yerel seçimde Nasıl bir ittifak dengesinin gözetilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, özellikle de 28 Mayıs ve 14 Mayıs meclis sonuçlarının ardından. Ee, bazen e, kurumlar, e, partiler bir araya gelerek e, ittifak yaparlar. Bazen de kişiler, kişilikleri nedeniyle e, bir anlamda o ittifakı kendi kişiliklerinde sağlarlar. Ee, yani partiler oturup bir, bir şey imzalamazlar ee, böyle bir mutabakat metni yoktur. Ama öyle bir aday çıkmıştır ki adayın öyle bir kişiliği vardır ki hı hı. o e, o ittifakı kendi kişiliğinde zaten sağlar sağlamaktadır. E, Türkiye'de özellikle belediye seçimlerinde Can Bey e, bu çok yaşanır hı hı. E, e, çok ilginçtir. Ee, ben e, seçmenlerin e, belediye seçimlerinde stratejik oy kullandıklarını yani asıl kendi partilerinin dışında başka partilerin adaylarına bile oy verebildiklerini biliyorum. Ben bunu yaşamıştım zaten evet. ve çoğu kez de bu yaşanır. Ben seçildiğimde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin oyundan çok fazla oy almıştım. Şimdi galiba Ekrem Bey için bu çok açık olarak böyle. Öteki belediye başkanlarımız için de böyle. Çoğu belediye başkanımız bizim parti olarak aldığımız oyun çok üzerinde oy aldılar. Ee, bu ne demek? Bu bir anlamda ittifak demek. Yani kurumlar kurumlar arasında yapılan işbirliğinin ya da ittifak ilişkisinin yapısının bir kişinin şahsında gerçekleşmesi e, demektir. İttifak öyle de olur, böyle de olur. Önemli olan bu seçimlerin kazanılmasıdır. Ben bu seçimleri kazanmak için gerekli her türlü duyarlılığı ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Peki. Sayın Karayalçın, hem vakit ayırdığınız için hem de yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet.